gibi ben de Ünye'nin eski fırıncılarından diyelim. 74 yılından beri Ünye'de fırın işletmecisi, Maraton Ekmek Fırını'nın sahibiyim. Şu an tamirat dolayısıyla fırınımız faaliyette değil. Aynı zamanda Ünye'de de uzun yıllar Fırıncılar Odası Başkanlığı yaptım. En son oda başkanı olaraktan görevi bıraktık. Tabii ki görevi odalarla bileşmemiz doğrultusunda 8 oda 4'e düşmesi vesilesiyle biz de Ünye Gıda Odaları ile birleştik. Bugün basından duyduğum, gördüğüm lüzum üzerine basın açıklaması gereği duyuyorum. Çünkü bizim ilçemizde biz önceden oda başkanlığı yaptığımız dönemlerde ekmek fiyatları hassas bir konudur. Toplumun kanayan yarasıdır. Burası 130 bin nüfuslu ilçe. Ama biz tarifelerimizi önceki yıllarda belirlerken Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerimizin zamlarından sonra yapıyor idik. Şu an görüyoruz ki bugün basından öğrendim, gördüm ve Fırıncılar Federasyonumuzu aradım. Fırıncılar Federasyonumuzdaki yetkili arkadaş yönetici bize şöyle bir talep dedi. Şu an kardeşim dedi, Ankara'da ekmeğin kilosu 7500 lira. İstanbul'da 7500 lira. İzmir'de 7500 lira. Kocaeli'de 7500 lira. Bütün büyük şehirlerde bu fiyatlarda. Tamam, zam oldu. Türkiye genelinde bir zam talepleri var fırıncıların ama bu zamlar birlikler doğrultusunda Esnaf Odalar Birliği tarafından ildeki birlikler ve komisyonlar doğrultusunda Fırıncılar Federasyonu'na bildiriliyor ve Ticaret Sanayi Bakanlığı'na biz talepte bulunuyoruz. Bu doğrultusunda da oradan 20 gün içerisinde komisyonlarca çıkıyor. Bu zamların ta açıklamasına bir ay gibi süre var. Talepler var. Onların da tarifeleri bu. Ama bizim Ünye'de bugün basından gördüğüm kadarıyla 2-3 gün sonra da tarifelerde de var. Tarifelerini hatta federasyonumuza yolladık. Tarifelerde Ordu Birliği'nin imzası olmadığını sadece Ünye Esnaf Odası mühürlemiş. Ordu ilimizde de 6 tane ilçe. 18 ilçeden 6 ilçe böyle bir zam yapmışlar. Gerekçeleri de Vali Bey'e gitmişler. Sayın Valimizin doğrultusunda Vali Bey'e ne anlattılar bilmiyorum ama Sayın Valimiz mutlaka bunun ince araştırmalarını yapacaklardır. Çünkü Ordu ilinde 18 ilçede, 6 ilçede işçi, elektrik, zam, su, mayaya zam geliyor da diğer ilçelere gelmiyor mu? Ordu merkeze gelmiyor mu? Ya da Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e gelmiyor mu bu zamda? Hemen bizim Ünye'mizdeki esnaf kardeşlerimiz, bu 70 tane fırıncı arkadaşlarımız hemen işgüzarlık yaparaktan zama talep ediyorlar, zam yapıyorlar. Zaten bundan 3-4 ay önce yaptılar. Tabii ki bir başıboşluk var, denetimsizlik var buralarda. Bu denetim doğrultusunda ilçe tarıma gidiyoruz. İlçe tarım diyor ki biz zama karışamıyoruz. Belediyeye gidiyoruz, biz dartıya karışabiliyoruz. Çevre sağlık zaten karışamıyor. Birlik diyor, tarife vermek için tarife satıyor. Buradaki halkın 130 bin, 70 tane fırıncının gönlü olacak diye 130 bin nüfuslu ilçede bu halkı bu zulüm yapılır mı? Yani ekmek her gün işlenen gıda maddesi. İnsanın, fakirin, fukaranın, zenginin yediği bir ekmek var. Ekmek tamam, biz mutlaka fırıncı esnaflarımızı koruyalım. Fırıncı esnaflarımızı yani zam yapsınlar ama İstanbul'a insan bakar. İstanbul'u baz alacaksın bu konuda. Bütün girdi maliyetleri İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yüksek. Örneğin burada bir fırın kirası aylık 3 bin lira ise İstanbul'da 13 bin lira. Ankara'da 15 bin lira. Bunlar zam yapmamışken siz neye dayanarak zam yapıyorsunuz? Kime yani bu halk size ne yapıyor yani? Ekmeğini insanlar veresiye almaz, durasıya almaz, kredi kartıyla almaz. Peşin alıyor her sabahleyin gidiyor. 3 tane 5 tane ekmeği peşin aldığı halde siz bu insanlara ne eziyet ediyorsunuz? Bu fırıncılığı biz de yapıyoruz. Şu anki bunların başı boştu, sadece benim ekmek fabrikamın kapalı olması. Arızadan dolayı fırınım kapalı. Ben fırınımı yine açacağım tabii ki. Bunlar şu an Ünye'deki başı boş buldular ve tarifelerinde de gidin bakınız. Ordu birlik bile imzalamamış. Vali vermiş. Vali Bey verdi diyorlar. Çünkü 6 ilçeyi onlar aldı. Biz diyor Ordu birlik imzalaması için 18 ilçeye zam veriyor. Birlik bu zamana kadar böyleydi bu. Bütün eski tarifelerde de Ordu Birliği'nin imzası vardı. Şu an Ünye Gıda Odaları'nın tarife basmışlar. Ünye halkını sömürüyorlar. Resmen sömürüyorlar. Yani burada tamam yüksek bir para değildir. Ünye'deki ekmek fiyatı İstanbul'da şu an 7,5 lira. Ünye'de de zaten 7,5 lira. Hemen 8-750 yapmışlar. Ama ne gerek var yani bunlara? Bu insanları biz bu işin takipçisi olacağız. Bu işi CİMER'e de yazacağız yani. Ünye'de böyle bir şey olmaz. O burası derebeydir, başka bir vilayet de değil, başka bir ülke de değil. Ordu ilinde zam yapılırsa 18 ilçeye yapılır. 6 ilçede var şu an Ordu ilinde zam. Diğer ilçeler bizi ilgilendirmez diye bir şey yok. Un çuvalı Ordu'da 80 bin lira değil. Ordu
Ünye'de de öyle. İstanbul'da da 150 lira, 140 lira. Burada da öyle. İstanbul zam yapmamışken, Ankara zam yapmamışken. Örneğin biz burada işçiye 3500 lira maaş veriyoruz. İstanbul'da 6000 lira girdi maliyetleri bir işçi. İstanbul yapacak önce zamı. Ankara yapacak önce zamı. İzmir yapacak. O büyük şehirler yaptıktan sonra biz eskiden onların peşinden bir ay sonra yapıyorduk. Daha orası bir ay sonra yapacağını söylüyor federasyon, Fırıncılar Federasyonu. Bunlar diyor yaptıysa usulsüz yapmışlar. Şu an diyor onların diyor zam yapma gibi bir lüksü olmaması lazım diyor. Bunun diyor derhal denetim yapılmasını ve biz bu zamın geri çekilmesini istiyoruz. Ankara, İstanbul ne zaman ekmeğe 8750 yaparsak kilosunu onlar da o zaman yapsınlar. Mutlaka girdi maliyetleri var. Bunun da zamanı var. Ben böyle bir açıklamayı yaptığınız için size teşekkür ediyorum. Evet.